Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz pazartesi günü, püf noktası günü. Sayın Hayati Asıl Yazıcı ile birlikte sizlere bu programı sunuyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Bugün güçlü bir kadroyla buradayız. Ben oturma sırasına göre konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Sözü çok uzatmadan, çünkü bugün konuşacak çok şey var. Hemen yanımda Sayın Kamil Korunan oturuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Korunan Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Çok da güzel bir oyun değil mi? Karıncalar. Evet, Karıncalar. Ve hemen Kamil Bey'in yanında da Sayın Oktay Korunan. Oktay Korunan oturuyor. Abi kardeş. Doğrudur. Abi kardeş. Oktay Korunan Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Ama şimdi bahsedeceğimiz Hiç Kimsenin Öyküsü adlı oyununda yönetmeni ve hemen Sayın Korunan'ın yanında da Sayın Şerif Köyan oturuyor. Hoş geldiniz Sayın Köyan. Sayın Köyan şair, yazar, tiyatro eleştirmeni. O açıdan da burada birlikteliğimiz önem taşıyor. Bakalım eleştiriler ne yönde? Sayın Asıl Yazıcı, nasıl başlayalım? Şimdi Hiç Kimsenin Öyküsü çok, evet. Erdi Mamikoğlu'nun yazmış olduğu bir oyun. Çok çarpıcı bir isim. İsim çarpıcı, evet. Ve siz genç gördünüz bir oyunu. Oyun yazarı. Evet. Evet, Oktay Korunan'dan başlasak iyi olur. Çünkü Kamil Bey'in de, Kamil Korunan'ın ödüllü geçtiğimiz, yani 2016-2010 ama halen kapalı gişe oynayan oyun. Oktay Korunan'ın bu oyunu Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu bir oyundur. Oradan başlamakta yarar var. Hem de Muhsin Ertuğrul'u da saygıyla anarak, çünkü devlet tiyatrolarında iki ayrı dönemde genel müdür olarak bulundu. Şehir tiyatrolarının Cumhuriyet döneminde, ta ki Darülbeda'ydı da kurucular arasında, sanat kurulu arasında görev almıştı çok genç yaşta. Sonra şehir Darülbeda'yı işte bocaladı. Cumhuriyet döneminde şehir tiyatroları adını aldı 1923'ten sonra. 33'te zaten o belediyeler yasasıyla şehir tiyatroları tam ödenekli tiyatro oldu. Ama 40'larda tatbikat sahnesi diye başlanan devlet tiyatroları 40-44 arasında, ki Ankara Devlet Tiyatrosu'nun, devlet operasının, devlet balesi daha sonra 59-60'larda devreye girdi. Şam bölümü, opera bölümünün Cebeci'deki konservatuarı Mustafa Kemal'in girişimiyle gerçekleştirilmiş. Onu da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Mustafa Kemal bizzat kendisi önerge vererek Ankara'da devlet konservatuarının açılmasını sağlıyor. Önergeyi kendi veriyor. Düşünün. Ve 34'te bu önergeyi veriyor ve arkadan kuruluyor. Bu bina daha önce 1924'te Cebeci'deki sözünü ettiğim Mimar Egli tarafından, düşünün o zaman bina yok doğru dürüst, bir hanmış, Mustafa Kemal o hanı satın alarak, alınarak devlet tarafından Mimar Egli'nin restorasyonuyla 1924'te önce Musiki Muallim Mektebi haline getiriliyor. Şimdi bunu bir özetlememin nedenini de ekleyeceğim sözlerime. Sonra ben konuşmayacağım, bütün arkadaşlar konuşacak. Burası çok önemli oluyor çünkü Mustafa Kemal'in daha Sofya'da ön yüzbaşıyken izlediği Tosca operası, Carmen operası çok etkilemiştir ve o zamanki Ali Fethi Bey, kendi askerlik arkadaşı, kıdemli ama ordudan ayrılıp dış büyük elçi olmuş bir iş adamı Şakir Zümre var. Onlarla oyundan sonra, operanın temsilinden sonra gidip konuşurken çok heyecanlanıyor. Tosca bir özgürlük mücadelesi veriyor ressam sevgilisiyle birlikte. İşte ben ülkemde operayı kurmak istiyorum diyor. Bu, yani o zaman bunu söylemek çok soyut bir söz. Carmen'de de çok heyecanlanıyor. Çünkü Carmen'de özgürlüğü simgeleyen bir
opera sanatçısı. O da özgürlüğünü asla kaybetmiyor ama yaşamını yitiriyor. Tosca da öyle, sevgilisi de öyle. Şimdi Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönüştüğü zaman 40'larda, 45'lerde devlet tiyatroları, devlet operaları işte başlangıçta Muhsin Ertuğrul orada genel müdür ve genel sanat yönetmenliği yapıyor. O zaman bile bölge tiyatroları diye hep yazılarını anımsıyorum. O yazılar toplandı kitap halinde. Hep devlet bölge tiyatroları vurgulandı. Tam adı olmamakla birlikte Konya işte bölge tiyatrolarının önemli kuruluşlarından biridir. Ben kısaca bu kadar belirtmiş olayım. Birçok bölge tiyatromuz var. Adana'da var, şeyde var, Van'da var, işte Erzurum'da Bursa'da var, Antalya'da var. Yani var oğlu var, evet. Ve tabii bu noktada sizin de vurguladığınız gibi Sayın Oktay Korunan'a sözü verelim bakalım ve dinleyelim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hepimize. Çok teşekkür ediyoruz bizi böyle kıymetli bir yayında çok ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hayati Bey aslında çok kıymetli bir giriş yaptı. Çünkü Cumhuriyet'in çok önemli kurumlarından biri olan Devlet Tiyatrosu'nda çalışma onuruna eriştik. Gerçekten onuruna eriştik diyorum. Çünkü bu Cumhuriyet'in imkanları olmasaydı, onun konservatuarları olmasaydı, Türkiye'de bilime, sanata kim ne kadar yer verirdi, hayatımızda ne kadar sanattan faydalanabilirdik bilemiyorum. Bizler kurumlarımızda bu imkanları bulup bu imkanlarla Türkiye'de tiyatro sanatına emek veren isimler olarak şu anda burada ağırlanıyorsak, burada Cumhuriyet'in değerlerinin ve onun sarsılmaz ilkelerinin uğrunda emek vermiş olan pek çok ismin katkısı var. Hiç Kimsenin Öyküsü Konya Devlet Tiyatrosu'nda bu yıl benim tarafımdan sahneye taşınmış. Erdem Amikoğlu'nun yazdığı ve değerli Devlet Tiyatrosu oyuncuları Boğaçan Sözmen ve yine Doğan Doğru'nun katkılarıyla oynanıyor. Şu anda Konya Devlet Tiyatrosu repertuarında ayın 25'inde tekrar perde açacak oyunumuz. Savaş karşıtı ama savaş karşıtı olmanın yanında insanın savaş yaşadığında üzerindeki etkilerinin tartışıldığı, bunlar tartışılırken de aslında asıl tartışma konusunun adalet ve vicdan olduğu noktasından yola çıkarak sahneye taşınmış bir oyun Erdem Amikoğlu'nun Hiç Kimsenin Öyküsü. Ve ayrıştırılmış düşüncelerle iki isim sınır ötesinde karşı cephelerde karşılaşırlar. Ve daha sonra barış ilan edilir. Ateşkesle birlikte tekrar kendi yurtlarına, kendi ülkelerine, kendi topraklarına geri dönerler ve bir tren kompartımanında karşılaşırlar. Maskeli yüzler bütün bir gece hesaplaşır. Heyecan gitgide yükselir ve bu hesaplaşmanın sonunda da bir aydınlık noktaya erişilir. Şimdi bize ilk insandan bu yana diretilen bir şey var. Sanki şiddet kaçınılmaz ve öğretilmiş tek çözüm olduğu noktasından hareketle savaş ve şiddet pompalanıyor ya da manipüle ediliyor. Oysa akıl şiddetin önüne geçmek için İyi bir enstrüman. Hele hele kullanılırsa. Elbette. Bir de şey var. Yani bilen insan olan bizlerin bildiğini bilen insan olarak aklımızı kullanmaya başladığımız noktada şiddetin önüne geçmek mümkün. Konya Devlet Tiyatrosu perdelerinden biz barışa bir davetiye çıkarttık. Savaşın ne kadar acı bir şey olduğunu anlatıyoruz. Eğer savaşmak gerekiyorsa savaşın ancak meşru müdafaa hakları noktasında ve orantılı kuvvet kullanımıyla insanlığın faydasına olacak noktada kendi içinde bir meşruiyet kazanabileceğini ama bunun ötesinde asla meşru görülemeyeceğinin altını belki de çiziyoruz. Vatan
namus, emek bunlar çok kıymetli değerler. Bu değerler akıl ile ölçülmediğinde, sadece aklı selime teslim edildiğinde, aklı kemalden uzaklaştığı noktada da farklı noktalara çekilip bir sakız gibi kavramlar üzerinde oynamaya da başlanılabilir. Ve bu kavramlar oynanmaya başladığı andan itibaren de sıkıntılı, sahte ikame değerler haline dönüşebilir. Gurur onurla karıştırılabilir. Onur çok kıymetlidir ama gurur bir o kadar tehlikelidir. Egoların öne çıktığı, şahsi menfaatlerin desteklendiği ya da demokratik değerlerin silindiği ortamlarda bireylerin kararları öne çıkıp da değerler oluşturmaya başlarsa, o zaman bunun arkasından yürüyen ya da bunu destekleyen çevrelerin o sahte değerler üzerinden kolayca şiddeti davet etmesi mümkün olabiliyor. Tabii aklı kullanabilmek için aslında taassup ve cehaletin silinmesi şart. Bu anlamda eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Evet, biz bir cumhuriyet kurumu olarak devlet tiyatrolarında cumhuriyet tarihi içinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle ve onun çizgisinde perdelerimizi açtığımız noktada Türkiye'de sanata hizmet etmenin yanında cumhuriyetin evrensel değerlerinin de kökleşmesi, kurumlaşması çerçevesinde bir hizmet veriyoruz. Bu yüzden hele hele Türkiye'nin çok kıymetli coğrafyalarından biri olan Konya'da perde açıp hoşgörünün, toleransın belki de merkezi olan Konya'da perde açıp devlet tiyatroları ailesinin içinde devlet tiyatrosu ailesi mensubu o perdenin önünde ve perdenin gerisindeki tüm kadroyla bu kıymetli oyunu sahneye taşımış olmak gerçekten kıymetliydi diye düşünüyorum. Bu kıymeti gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptık tabii ki, takdir seyircinin. Tabii değil mi? Büyük jüri seyirci. Evet. Şimdi hep Konya'da mı olacaksınız? Biz mahrum kalmayacağız herhalde değil mi? Turne programı vardır mutlaka. Mutlaka bölgelerimiz belirli noktalara zaten rutin turnelerini gerçekleştiriyor. Ama büyük merkezlere gelişimiz tabii ki biraz da takdire bağlı. Umuyorum ki bu kıymetli oyunu Ankara, İstanbul, İzmir seyircisinden de mahrum bırakmayız. Nasıl ilgi oyuna Konya'da? Vallahi Konya'da çok kıymetli bir ilgi var. Aman oyunumuz şu anda kapalı gişe oynuyor. Bu çok güzel. Tabii sanat adına çok güzel. Yani konuşuyorduk sizde, sanat demokrasinin teminatı dediniz, o öyle. Doğru. Çünkü sanat disiplinlerinin her biri bize çok sesliliği, düşüncede boyutluluğu ve aklımızı kullanarak hikmetli düşüncelere varabilmenin yollarını açıyor. Şüphesiz demokrasinin gerçekleşebilmesi için tiyatro sanatından öğrenebileceğimiz çok fazla argüman var. Biz savaşa katılmış, farklı cephelerde savaşmış iki kişinin bir kompartmandaki karşılaşmasından söz ettik. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki, dram bir zıtların çatışmasıdır. Ama o zıtların çatışmasında tez ve antitez söz konusu değildir. Buradan bir senteze varılamaz. Aslında burada kendince haklı olan iki düşünce kendi haklılık noktalarından çatışmakta. Peki belirleyici olacak olan ne? Siyasal düşünce ve aslında toplumsal etik. Bu noktada tiyatro sanatı seyircisine şunu sorgulatıyor. Evet, bir çatışma var. Evet. Bu çatışma bir şekilde devam ediyor ama herkes kendince haklı, ama bu haklılığın iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlışın ötesinde
adalet, vicdan, erdem, estetik noktalarında değerlendirilmesi lazım. Bu üst noktalarda ve bunların hakiki anlamlarıyla değerlendirilebilmesi için de belki de dram sanatı iyi bir okul, iyi bir öğretici. Toplumsal olayları görmek, geçmişten ders çıkartmak ve geleceğe uzanmak noktasında tiyatro disiplini bize 360 dereceden fikirleri tartmayı, aklın, bilimin ölçüsünde beş duyunun yardımıyla ve gerçekten düşüncedeki zenginlikle bizi estetik bir dünyaya ve barışa, sevgiye davet ediyor. Çok güzel, çok güzel. Şimdi evet, size döneceğim tabii. Fakat Sayın Şerif Köyan'a sorayım. Şimdi oyunla ilgili sizin getireceğiniz yorumda büyük önem taşıyor. Çünkü eleştirmen olarak şimdi sizi ağırlıyoruz. Hiç Kimsenin Öyküsü nasıl bir sahne performansıyla çıktı ortaya? Evet. Öncelikle tekrar iyi yayınlar dileyerek bilginizi çok teşekkür ederim. Hayati Bey'in üzerinde durmakta olduğu, durduğu ve giriş konuşması olarak çok güzel bir giriş yaptığı noktada devlet tiyatrolarına gerçekten çok teşekkür etmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz konjonktürel durum itibariyle böyle bir oyunu da sahneye almış olmak, repertuarına almış olmaktan kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Öncelikle tabii bu oyun niye o kadar önemli? Asıl teması savaş aslında. Yani savaş anlatılırken tabii ki barışı aslında arka planda anlatmaya çalışan bir oyun. Netice itibariyle sırf savaş cephelerde yaşanan savaş değil. Oradan yola çıkılarak aslında bir anlamda metafor olarak kullanılarak benim anladığım insanın kendi içindeki savaşı, yani savaştan yola çıkarak oraya gelinmiş bu savaşı kazanılması durumunda zaten barışa hizmet etme noktasında çok önemli bir katkısı olabiliyor. Tabii oyunda savaş işlendiği için bir sürü bu savaşla ilgili, barışla ilgili daha önce sahnelenen, yazılmış olan, sahnelenen birçok oyuna da gönderme sezdim. Mesela özellikle Brecht'in Cesaret ana ve çocuklarına göndermeler var. Çeho'dan etkilenmeler var. Bu oyunun önemini artıran şeylerden bir tanesi de tabii yerli bir yazar olan Erdi Mamikoğlu tarafından yazılmış olması. Böyle bir oyunun Konya'da sahnelenmiş olması, o da ayrı bir, tabii ayrıca çok büyük, dikkat çekici bir durum. Ben gittim, oyunu izledim Konya'da. Oktay Bey'in, Hayati Bey'in söylediği gibi kapalı gişe oynuyor ve çok memnun oldum. Yani geleceğe yönelik olarak hani aydınlık yarınlara olan umudum daha da arttı işin doğrusu. Çünkü hani tabii Konya'da büyük bir şehir, İstanbul, İzmir, Ankara gibi olmasa da Anadolu'nun çok köklü tarihine imza atmış şehirlerimizden bir tanesi. Konya Ovası'nda böyle bir oyunun sergilenmesi ve ona duyulan ilgi beni fazlasıyla memnun etti. Şimdi tabii oyunla ilgili kritik yaparken çok düşündüm, çok içselleştirerek bir yorum yapmaya çalıştım. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Şimdi savaşla ilgili şeyin çok önemli bir sözü var. Nazım Hikmet'in. Nazım Hikmet'in bugün 116. Evet, doğum günü. Evet. Bizi mutlaka bir yerlerden duyuyordur. Evet, Işıklar içinde uyusun. Evet. Evet, özellikle onu da anmak için evet, söylemek istedim. İşte savaş korku ve sefaletten başka bir şey değildir. Yani yakar, yıkar, öldürür ve yok eder. Sadece savaşı böyle tanımlamıştır.
Tabii Ulu Önder Atatürk'ün söylemiş olduğu da çok güzel bir söz var. Meşru müdafaa olmadıkça savaş cinayettir der. Yani bu kadar hani cephede savaşmış bir kumandan, büyük kumandan olarak böyle bir şey söylemesi çok değerli bizim için. Şimdi oyunla ilgili tabii oyuncuları değerlendirmek gerekirse işte Boğaçhan Sözmen ve Doğan Doğru oyunun başından sonuna kadar oyun güçlerini perçinleştirerek sona doğru yaklaştılar. Yani çok samimi bir performans sergilediler. Tabii oyunun müziğiyle ilgili zaten çok önemli bir kompozitör olan Server Acim yapmış. O konuda da oyuna çok renkli bir ahenk katmış. Tabii sahneyle ilgili çok ufak bir eleştirim olacak. Sahneye biraz daha fazla derinlik sağlanabilseydi daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sahnede bazı değişiklikler olmuş olabilir. Çünkü biz premierinde ve ilk oyunlarını izlemedik. Belli bir şeyden sonra gittik, izledik. Tabii burada önemli olan konulardan bir tanesi de Oktay Bey çok, yani buradayken, burada olduğu için söylemiyorum. Her şeyden önce oyunculuğunu, yönetmenliğini, her şeyi bir tarafa bıraktığımızda çok iyi bir izleyici bir kere. Artı tiyatronun tabii bir sürü parametresi var. Bir sürü tiyatro sadece oyuncudan veya işte ışıktan veya işte sahneden ibaret değil. Hemen hemen her şeyle ilgilendiği çok açık. Yani sahnesiyle ayrı ilgilenmiş, dramaturjisiyle ayrı ilgilenmiş ki zaten olması gereken de o. Süresini bir kere çok iyi ayarlamış. Yani hiç sıkılmadan. İki kişilik bir oyun bu. İki kişilik bir oyun ancak bu kadar olur diyebilirim. Yani gerçekten zamanı çok mükemmel ayarlanmış. Biliyorsunuz tabii savaş anlatılıyor ama asıl önemli olan konu barışı anlatırken bir kere çok grift bir şey anlatılıyor. Ama çok yalın bir şekilde ve seyirciyi sıkmadan anlatmış. İç çekişmeler, oyundaki tansiyon o kadar güzel ayarlanmış ki hiç bir rahatsızlık yok. Bu anlamda kendisini çok tebrik ediyorum böyle bir oyunu sahneye koyduğu için. Onun dışında biliyorsunuz işte savaş aslında kötü bir şey. Yani netice itibariyle savaş için ölmektense barış için ölmek bence daha değerli olmalı. Böyle bir oyunu izlediğim için gerçekten çok memnunum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok güzel. Sıcağı sıcağına eleştiri bakın. Sıcak yayında sizlerin sayesinde işitmiş olmaktan da büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür sahne ediyorum. Sahne derin değil. Sahne derin değil. Şimdi müsaade ederseniz şöyle söyleyeyim. Aslında Konya Devlet Tiyatrosu sahnesi pek çok İstanbul'daki mevcut kullandığımız sahnelerden çok daha olanaklı. Evet. Yani Anadolu'da hatta 1920'lerde Urfa Siverek'teki sahnelere sahip olmadığımızı düşünürsek, yani sahneler derken bu Urfa Siverek'te belki tek bir sahne olabilir ama Anadolu'nun genelindeki o yıllardaki sahnelere şu an yeterince sahip olmadığımızı kastederek söylüyorum bunu. Sahip olmadığımızı düşünürsek Konya Devlet Tiyatrosu aslında bu anlamda iyi bir sahne. Dekorumuz Susan Erbilgin tarafından gerçekleştirildi. Ama yine de herhalde teknik olanaklarla küçük oyunun turne yapması noktasında da hazırlanmış bir takım kolaylıklar, pratik çözümler Konya Devlet Tiyatrosu'nda da şu anda uygulanıyor. Yani kolaydan çözülmüş bazı noktalarda. Tabii sahnelerin ışık imkanlarının da zaman zaman yetersiz olduğu noktalarda bazı böyle pratik çözümler oluşabiliyor. O yüzden premierdeki dekoru görmemek beni de biraz hayal kırıklığına uğrattı ama burada kimsenin yani özel olarak bir kastı yok oyuna. Ama bu derinliği kullanmak tabii ki çok kıymetli olurdu. Yani teşhisiniz gerçekten bu anlamda çok kıymetli. Server Acim
müziklerimizi yaptık ki kendisi şu anda Malatya Üniversitesi'nde hem konservatuvar müdürlüğünü sürdürmekte hem benim konservatuvardan da sınıf arkadaşımdır kendisi. Biz sınıf arkadaşı olmanın ötesinde ortak bir üretimde birlikte olmanın da keyfini yaşadık. Çünkü ortak dili yaşamak bazen tiyatro hocalarımızla müzik hocalarının bölümde farklılığı olabilir ama kültür derslerimiz ortaktı. Afşar Timuçin hocanın da biz öyle öğrencisiydik. Aynı kıymetli sırada birlikte oturur. Hocanın da öğrencisi olarak kendisinden faydalanma fırsatı bulduk. Buradan kendisini sevgiyle, saygıyla yad etmek istiyorum. Meslek hocalarımızdan öğrendiklerimizden daha fazlasını belki de kendisinden öğrendiğimi burada bir kez daha itiraf etmeyi de bir mutluluk vesilesi sayıyorum. Çünkü öğrettiği şey şuydu. Sanat felsefenin estetik halidir demişti. Galiba düşünce olmadan, onu estetize etmeden sanat da olmuyor. Ben çok fazla Kamil'in zamanından da almak istemiyorum. O yüzden toparlamaya çalışayım. Kostüm tasarımımızı Funda Çebi yapmıştı. Eren Aysan dramaturgumuzdu. İyi bir dramaturg. Çok kıymetli bir dramaturg Eren Aysan. Behçet Aysan, şair Behçet Aysan'ın kızı olması belki de onu gölgelememeli. Çünkü kendisi de çok iyi bir romancı, çok iyi çok bir dramaturg. Çok iyi romanı var. Tiyatrosunun çok önemli, kıymetli bir ismi. Ne güzel değerlerimiz var böyle. Evet, elbette. Hepsine saygılar yollayalım. Ve onlarla birlikte Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalışmak bir fırsat oldu benim için de. Bu fırsatı gerçekleşmesinde Devlet Tiyatrosu'nun varlığı kadar ona vergileriyle destek sağlayan o Anadolu insanının Türkiye Cumhuriyeti'nin bu değerli vatandaşlarının da kıymetli katkıları var. Bizim için perde açmak bir o anlamda da bu anlamda namus borcuydu. Çok güzel. Sayın Kamil Korunan, Bursa Devlet Tiyatrosu, işte Konya Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, iki kardeş Türkiye'nin en güzel iki yöresinde devlet tiyatrolarının sahneye koyduğu oyunların sergilenmesine katkı sağlıyorsunuz. Arada kavga çıkıyor mu? Bu ne biçim oyun, bu ne biçim? Sanatta eleştiri kaçınılmaz tabii. Biz birbirimize karşı çok sertiz. Aynı konservatuvarda okudular mı? Aralık eleştiri olduğu zaman güzellikler daha da büyüyor. Daha da büyüyor değil mi? Evet. Peki siz Karıncalar, Karıncalar'da oynuyoruz. Karıncalar nasıl bir oyun? Şimdi Sayın Asıl Yazıcı da onu herhalde bir miktar anlatacaktır. Evet. Evet. Ben şöyle söyleyeyim öncelikle. Böyle güzel bir programa davet çok edildiğim için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Şöyle kısaca söylemek gerekirse, oyun sıcak savaş ortamında görev yapan isimsiz bir askerin tuttuğu gündeliklerden yola çıkarak seyirciye hikayesini paylaşması diyebiliriz. Yani amacını bilmediği, nerede olduğunu bilmediği halde başka bir coğrafyada kendini savaşın ortasında bulur. Ve tabii ki savaşın bir an önce bitmesini ister. Çünkü sevgilisine kavuşacaktır. Sevgilisi Jacqueline'dir. Özgürlüğe kavuşacaktır. Çünkü repliği var. Yanına geliyorum, özgürlüğe geliyorum, seninle atlı karıncaya bineceğiz. Ve savaştan belli bir süre sonra firar eder. Kaçarken bir mayına rast gelir. Tabii ki mayında kalır. Ve işte çok önemli bir noktadır bu. Hani işgal için gittiği başka topraklarda esasında kendisini esir alır. Ayağı kelepçelenir mayına. İşte yaşamla ölüm arasındaki ince bir çizgidir bu. Ve orada işte üstünde tutulmuş olduğu, yani tutuklu olarak kaldığı bir yerde askerin duygularını, isyanını hatırladıkları üzerine bir oyun diye kısaca tarif edebilirim. Tabii ki Hayati hocamız daha iyi anlatacaktır muhakkak, çünkü oyunu izledi geçen sene, sağ olsunlar. Şöyle diyebilirim, savaşın galibi var mı? Savaşının galibi yok tabii ki. Her zaman mağluptur. Hep mağluptur. Ama insanoğlu var olduğu müddetçe savaşlarda kaçınılmaz olacaktır. Tabii ki ben Şerif Bey'in söylediğine katılıyorum bir anda. Ya onu biraz parantez içe açmak istiyorum. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını burada görüyoruz.
Antakya'yı bir burun kanaması dahi olmadan topraklarımıza katması işte bir dehadır. Çünkü siz bürokraside başarı sağlayamazsanız çok kolay yoldur savaş. İşte savaşın kazananı olmadığı gibi demin de bahsettik hep kaybedenler grubunda olunacaktır. Karıncalar Atlı Oyunu 2017 senesinde seyircisiyle buluştu. Bursa'da gerçekten kapalı gişe oynuyoruz. Çok memnunuz. Şu oyunda emeği geçen arkadaşlarımı söylemek istiyorum tabii, bilhassa. Tabii, çünkü hakikaten Karıncalar Atlı Oyun Bursa Devlet Tiyatrosu'nda seçilmiş bir kadro. Kondivitinden tutun, ışıkçısından tutun, sahne arkasında ve iki tane de arkada görev yapan, dans eden sanatçı, yardımcı sanatçı, oyuncu arkadaşlarımız var. Ve bunlarla birlikte ödüle koştuk. Oo, ne güzel. Ve kutluyoruz. Tabii ki yönetmenimiz Halil Akarsu, evet. Uyarlayan Gökhan Aktemur, Burçak Çöllü müzikleri yaptı, Doğan Dicle danslarımızı koreograf ve bunun yanında Işık'ta Ali Karaman ve nice sayamadığım diğer kişiler affetsinler beni şu an. Hepsi gerçekten ellerine yüreklerine sağlık. El birliğiyle. Canla başla. Evet, can Bursa'da kapalı gişe oynayarak oyunumuza devam ediyoruz. Yoluna devam ediyoruz. Evet. Bu buyurun, arada tabii, buyurun. Gönülden uzak değil, dilden uzak olan Osman Uzgören, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çok önemli ve kendisiyle birlikte çalışmış olmaktan da mutluluk duyduğum ışık tasarımcısı Osman Uzgören'in adını da buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisine selam ediyorum. Selamlar söyleyelim bize. Sayın Asıl Yazıcı, siz ne söyleyeceksiniz karıncalar konusunda? Vallahi ben tabii Geçen dönemin oyunu ama halen devam eden bir oyun ve güncelliği koruyan bir oyun olduğu için zaten İstanbul'un dışındaki programlara uzanabilen işte bir iki seçici ya da bir iki şeyi eleştirmeliyiz. Biz ödüllerimize, benim jüri başkanı olduğum iki ayrı sanat tiyatro dalında jüri başkanlığı yapıyorum. Seçici kurul başkanıyım. uluslararası ödüller de verebiliyoruz. Diğer seçici kurul üyelerimizle birlikte. İstanbul'un dışındakilere de veriyoruz. Çünkü bu tiyatro önemli bir sahne sanatları, önemli bir cumhuriyetin aydınlanmasına ışık katmış önemli sanat dallarımızın başında geliyor ve tiyatro kadar, yani sahne sanatları kadar insanı insanla anlatan sanat azdır. Müzik de öyledir, opera, bale, tiyatro bunların tabii en şeyi, yaygın olanı. Savaş ve Barış'ı okuduktan sonra ben çok erken okumuştum o çeviri, Tolstoy çevirisini. Napolyon'un Rusya'ya girişini anlatır biliyorsunuz. Filmini de görünce irkilmiştim. Çok büyük bir olay. İşte Moskova'ya girer ama Moskova boşaltılır. Su bile bırakılmaz. Nehir vardır ama yiyecek miyecek her şey saklanır. Napolyon girer. Moskova'da bomboş bir kentle karşılaşır. Bu emperyalizme indirilmiş İlk belki de en büyük darbedir. Yani başka tabii Roma döneminde yapılmış olaylar var. Geriye gidecek olursak bu iki oyun bende bu çağrışımlar yapıyor. Hem Oktay Korunan hem Kamil evet. Korunan çok güzel anlattı, özetledi. Şey de güzel takviyeler verdi eleştiri olarak. Şerif Köyan. Evet. Ben bunu daha geniş platforma oturtmak istiyorum bu iki oyunu. Düşünün, niçin Fatih Sultan Mehmet, II. Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı dünya tarihinin değiştirilmesindeki rolünü çağ atlatıyor, çağ değişiyor. Şimdi bunu Stefan Zweig şey olarak anlatır, insanlık tarihinde yıldızın parladığı anlar ama biraz Bizans'ı koruyarak anlatır. Waterloo'da
Napolyon'un yenilişi, o da ayrı bir şey. Bakın bunlar tarihin kaydetmekte güçlük çektiği büyük savaşlar. Savaş barış öyle. Yani anlatılırsa çok uzun sürer. İkinci Dünya Savaşı'na getireceğim. Ama düşünün, Hun İmparatoru Atilla Roma'yı alır. Roma'yı alabilen çok yoktur. Giren çabuk yenilir, geri dönerdi. Roma İmparatorluğu öyleydi. Senatosuyla, işte o dönemin yapısıyla, kendine göre Roma hukuku ile, ama kendine göre bir yasal işleyişi vardı. Ama nasıl yenilgiye uğrar? Koskoca Hun İmparatoru ki, Mustafa Kemal'in, bakın hep örneğim odur. Çünkü en büyük, dünyanın kabul ettiği en büyük şey, savaşı ve barışı en iyi yaşamış insan. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine rastlayan bir asker olmasına karşın, hiçbir cephede Osmanlı orduları yenilmesine karşın, hiçbir cephede yenilmeyen tek komutan. Bunun altını çizmek lazım. İşte barış ve savaş insanı nasıl kemiriyor. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ne diyor? Yurtta barış, dünyada barış diyor. Bunu söyleyebilen başka bir devlet adamı yok. Şimdi Hun İmparatoru Atilla Roma'yı alıyor ama kalıyor orada. Ama o zaferini ülkesine dönerek kutlayamıyor. Orada bir kadın arkadaşı uyurken onu hançerleyerek öldürüyor. Şimdi bakın, bu işte tarihin, insanlık tarihinde yıldızın parladığı anlar oluyor, yıldızın söndüğü anlar oluyor. Waterloo'da Napolyon'un tutsak edilmesi, Atilla gibi Atatürk'ün çok beğendiği, stratejisi yüksek bir komutanın, bir kadının aşkına kurban gitmesi. Ne kadar basit bir ölüm. Ama işte savaş ve emperyalizm, sömürgecilik, hangi ülkeye girerseniz girin, orada kalmak. Bu iki oyun aslında bunu anlatıyor. Savaştan firar etmesi, sevgiline ama savaş öyle bıktırıyor ki, ben getiriyorum Alman-Sovyet Savaşı'na, Konstantin Simonov, insan askeri doğmaz diyor, yaşayanlar ve ölülerde öyle sahneler var ki, insan böyle duruyordu kitaplarını okurken, Allah Allah ya, böyle bir savaş olur mu? Öyle bir savaş oldu. Sonra gidip o filmleri görmek, o tarihleri incelemek, sıradan faşizmi görmek. Bambaşka. Şimdi bu oyunlar, bu tek kişilik, iki kişilik bu oyunlar çok güzel sahnelenmiş bu her iki oyun. Çok önemli oyunlardır. İşte Ankara'da da oynandı Cesaret Ana Brett'in oyunu. O da çok başarılı. Yani böyle örneklerimiz var. İşte savaş iktidar tutkusunu anlatan Shakespeare'in Coriolanus'u, daha birçok oyunları var mı? Örnek, en keskin örnek Macbeth'i. Neden kanlı Macbeth diyorlar işte? İktidarda kanlı durulmuyor. Diktatörlük bir yere kadar, tarihte örneğini veriyor. 16. yüzyıl aydınlanmasının, ki aydınlanma değildir, Rönesans'ın büyük yazarı Shakespeare böyle anlatıyor. Barışı da işte bütün gençler, Çehov da bunu anlatıyor. Barışın, demokrasinin daima ne kadar önemli olduğunu birçok oyunlarda, hikayelerinde. İşte bu iki oyunun görülmesinde, onun için ilgi görmesinde bu yönüyle fayda var. Evet. Konya'da çok geçmiş bir kültür olan, Mevlana'nın bulunduğu bir kent olarak çok önemli bir konumu var. Bu oyunda oradaki Selçuklu İmparatorluğu'nun orada olması, Türkçeyi sizin gibi güzel konuşulan Türkçeyi, efendim Türk dilini orada kabul ettirmesi. Bunlar çok önemli. Yani Anadolu'nun mozaik zenginliği işte bu iki oyunda odaklayabiliyoruz. Ara veriyoruz Sayın Asıl Yazıcı, değerli konuklarımız. Aradan sonra devam edeceğiz sayın seyirciler. Lütfen bizden ayrılmayın.
Devam ediyoruz sayın seyircilerimiz püf noktasına. Çok önemli iki sanat hareketini konuşuyoruz aslında. İki önemli sanat etkinliğini konuşuyoruz. Konya Devlet Tiyatrosu'nda Hiç Kimsenin Öyküsü ve burada çok değerli Kamil Bey'le, Kamil konuğumla Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Karıncalar. Ama tabii işin başka tarafları da var. Şimdi size döneceğim bu noktada, bu bölümde. Siz çok önemli işlev, önemli adımlar da attınız. Öğrendiğim kadarıyla, beni tamamlayın lütfen. Van Devlet Tiyatrosu'na 10 yıl hizmet verdiniz ve orada evet. Nedir? Akdamar Çocuk Tiyatrosu'nu oluşturdunuz. Aa, evet, evet. 11 yıldır Bursa Devlet Tiyatrosu'ndasınız. Evet. Eğitim veriyorsunuz, sahne eğitimi ve diksiyon eğitimi. Tabii burada hemen ben devreye girmek isterim. Çünkü Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Türkçe birikimi, bilgisi çok farklı. Fakat onun ötesinde maalesef, burada kimse alınganlık göstermesin, dili çarpıtan, dili bozan bir bakış var ve ne yazık ki o seslendirme sanatçısı adı altında ya da işte biz tiyatro sanatçısıyız diyen, özelden yetişen pek çok kimse diksiyon dersi vermeye kalkıyor. Türkçe burada çok yara alıyor. O nedenle bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu noktada o Akdamar Çocuk Tiyatrosu, çocuklara küçücük yaştan tiyatro sevgisinin aşılanması, eğitilmesi çok önemli. Bu çalışmanızı sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Kamil Bey. Şimdi şöyle anlatayım öncelikle. 1997 senesinde Van Devlet Tiyatrosu perdesini açtı. İlk gidenleriz bizler açtık. Ve ne güzel, kurucuları oldu. Evet, kurucuları bir olduk. Anlamda, evet, evet. Ve demin de söylediğiniz gibi esasında biz oraya güzel Türkçeyi öğretmek için gittik. İstanbul lehçesine. Ki görüntülerde de var. Evet, evet. Arkadaki evet. Görsellerde de var. Evet, evet. 2000 senesinde şöyle bir olay yaşandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatrosu kapsamında bir çocuk ve gençlik festivali düzenlenmesini istedi. Bu bağlamda Van Devlet Tiyatrosu olarak ve sorumlusu olarak ben üstlendim. Ve 2000 senesinde 5 okul seçtik. Ve bu 5 okulda 5 ayrı oyun. Amacımız her okula bir tiyatro. Evet. Bu sloganla yola çıktık. Ve tabii ki okulları merkezden seçtik. Çünkü malum akşam oyunumuz oluyordu ve kar, buz, oralar gelme olasılığımız zayıf olur diye. Biz şehir merkezinde 5 tane okul seçtim ve ilk öğretim çağında olan o arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi 8 Mayıs'la 10 Mayıs tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu sahnesine taşıdık ve seyirciyle buluşturduk. Tabii Devlet Tiyatrosu kapsamındaydı. Çocuk Tiyatroları Şenliği. Ve 3 gün boyunca 1900'ün üzerinde seyirciyle buluştuk ki belki fotoğraflardan göreceksiniz. Tıklım tıklım. Evet. Bu güzel bir sinyaldi. Ve işte 2000 senesinde fikir öncülüğü de yaparak bugünkü 16.sı kutlanacak, yanılmıyorsam 16.sı kutlanacak olan Akdamar Çocuk Tiyatro Festivali'nin fikir ne öncüsü olarak böyle bir şey başlattık. Bu da tabii ki güzel. Bir parantez açayım aynı zamanda. Ben esasında 2000 senesinde uluslararası bir tiyatro şenliği düzenlemek istedim. Hatta bunun çalışmalarını yaptım. Dosyalarımla Mansiyat'a gittim. Ama çok üzücü bir tabloyla karşılaştım. O zamanın parasıyla 500 milyon lira gibi bir para ihtiyaç olduğunu söylediğimde bana Vansiyat şu an verecek güçte değiliz demesiyle birlikte bu uluslararası tiyatro şenliğini kaybettik. Amacım Kesk. Evet ve onun adını da hatta şöyle söyleyeyim, fikir babası da Sayın Oktay Korudan'dır diyebilirim. Niçin? Çünkü ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye telefon açtım kendisine. O da heyecanla bana dedi ki çok güzel, peki adı ne dedi bu tiyatro festivalinin? Yani ben daha karar vermedim, birlikte düşünebiliriz dedim ve bana dedi ki peki dedi Van'ın meşhur olan şeyi nedir dedi.
Ben de dedim otlu peynir. Tamam işte dedi. Ah. O zaman otlu peynir. Aha, evet. Çok güzel. tiyatro şenliği diye böyle bir dosya. Bana ne kadar muazzam evet. bir gelir de sağlayacaktı değil mi? Kesinlikle. İşte bu bakımda uzatmadan. Gidiyoruz bir yerde bürokrasinin o evet. ağır hantal çarkında boğuluyoruz. Aktabar da güzel. Evet işte o sonraki aşam. İlk böyle başladığımdı. Evet. Hatta komşu ülkelerden. Oyunlar getirtip orada bir festival düzenlemek istedim. Hala ama geç değil herhalde. Şöyle söyleyeyim, imkanlar daha ağırlaştı. Tabii ki ağırlaştı. Ama şu bir gerçek, kısa bir süre sonra da tabii ki Akdamar öncülüğünü yaptığım için de sevinçliyim. Kutlarız. Bir de şöyle bir şey var tabii. Şu an Van Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan arkadaşlarımız deprem sonrasının izlerini yaşayan bir ağır koşullarda perde açıyorlar. Onlar Türkiye'nin en doğusunda ve ışıklarını saçmak ve paylaşmak için oradalar. Ben şu anda perde açan herkesin çok kıymetli bir görev yaptığını kabul ediyorum ama Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda perde açan, tiyatro sanatını o noktalara götüren, orada turnelerle zenginleştiren herkesi gerçekten verdikleri mücadele noktasında takdirle, şükranla anıyorum. Devlet Tiyatrosu'nun varlığı ve bakanlığın bu konudaki destekleriyle bu çalışmaların daha da genişleyeceği kanaatindeyim. Unutulmaması gereken bir şey var ki biz şu an bu sahneye taşımış olduğumuz oyunları eğer Devlet Tiyatrosu'nun o kıymetli imkanları olmasaydı çok daha zor seyircisiyle buluşturabilirdik. Evet, belki savaş karşıtı iki oyunla bugün buradayız. Barışı, sevgiyi anlatıyoruz ama sevginin mabedi olan tiyatronun o yapılarının içinden bu sesi duyurmaya çalışıyoruz. Savaşın kazananı elbette yok ama bundan faydalananı, bunu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendireni var. Onlar cehaleti kullanıyorlar, onlar tutuculuğu kullanıyorlar, onlar görünenin ardındaki hakikati, felsefi noktadaki o hakikati göz ardı ederek bunları kendi değerleriyle ölçerek sunuyorlar. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Pek çok kez kullanıyorum burada, evet. Bir kez daha tekrarlayıp paylaşmak istiyorum. Diyor ki Tanrı'yı öldürebilirsiniz ama Tanrı'nın yerine Tanrı olmayan başka bir şey ikame ederseniz bu çok daha tehlikeli bir şeydir. Gerçekten de doğru. Siz eğer ekonomik değerleri öne çıkarırsanız, vicdanı silerseniz, insanların kendi vicdani hissi bağlarının kamunun önünde tartışmaya açarsanız, bunları kullanmaya, kullandırmaya müsait hale getirirseniz, bunların üzerinden politikalar kurmayı hedeflerseniz, hele hele birlikte ve toplumun her noktasından herkesin bakış açısıyla birlikte zenginleşen bir fikri ortamı silerseniz ya da silmek üzere bir adım atarsanız, ki bu tiyatroların kapatılmasıyla, sanatın engellenmesiyle, kontrol edilmesiyle ya da tiyatronun imkanlarının daraltılmasıyla, itibarsızlaştırılmasıyla filan varılacak bir noktadır. Yani siz tiyatrolarınızı istediğiniz kadar açık tutun ama tiyatro sahnesindeki emek verenlerinize emeğinin hakkını vermezseniz, itibarını teslim etmezseniz, onları pamuklara sarıp sarmalayıp birer fasulye gibi koruyup onları yetiştirip değer vermezseniz, memleketin sanatçısı, bilim adamı ya da inanç önderleri silinirse o zaman ülkenin geleceğini karartırsınız. Aydınlığın önüne set çekersiniz. Düşünceler farklı olabilir ama ortak aklı hakim kılmadığımız sürece bir ortak noktada ülkenin insanının refahını arttıracak, aşığını, eşini, işini sağlayacak, onun estetize edilmiş bir dünyada güzelliklerle birlikte sevgiyle barış içinde yaşayacağı
bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın var olduğu bir ortamda, huzur ortamında yaşamasının önüne geçersiniz. Dolayısıyla sanat aslında ortak aklın, ortak yaşamın teminatı. Sanatın gerekliliği belki de sadece evet, düşüncelere ve ruhlara şifa dağıtması değil, aynı zamanda insanlığın da geleceğinin teminatı olmasıdır diye cümlelerimi bağlayayım. Çok da önemli mesajlar evet, verdiniz. Yani bu soluksuz bağlamda, izledim. Çok özür dilerim. Ama bu bağlamda şunu söylemek isterim. Asıl savaşın yaşamak sanatı olması gerektiğini vurgulamak gerekir. Ve bunu benim oynadığım oyunda replikler var. Diyor karıncalarda. Ki, evet, karıncalarda o çapkın, yani benim en yakın arkadaşım olan çapkının avuç içi kadar bir pamuğun içinde fasulye yetiştiriliyordu. Bugüne kadar başarılı değildi ama evet, sonuncusundan umutluydu diye bunu ekleyebilirim. Sanat zaten umudun evet, ta kendisi. Umudun ta kendisi. Benim yine umudum var. Muhakkak otlu peynir çocuk tiyatro festivali yapılacak ama imkanlar. Evet. Ama ben bir şey ekleyeyim. Şerif Bey, buyurun. Kamil Korunan'ın başlattığı o çocuk tiyatrosu, işte çocuk ve gençlik tiyatrosu olarak geniş anlamda yeniden başlat, yani esas devam ettirildiği de iki kez gittim, gösterileri izledim. Büyük bir katılım vardı. Bütün okullar seferber olmuştu. Her öğretmen rejisör gibi çalışıyordu. O öğretmenlerle görüştük, konuştuk. Yani o başta işte bir kıvılcım böyle büyür, şey olur, gelişir. Ne diyordu Mustafa Kemal Avrupa'ya gönderdiği gençlere? Şimdi siz bir kıvılcım gibi gidiyorsunuz. Bir ışık olarak orada alacağınız ışık, ülkenize döndüğünüz zaman o büyük bir alev olacak. Meşale. Böyle meşale haline getireceksiniz ülkenizin evet, aydınlanmasını evet, diye. Bakın o zaman bile bunları söylüyordu. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ilk gönderdikleri gençlere. Çok önemli. Çok önemli. Cumhuriyet öyle kolay kurulmadı. Tabii. Onu Sayın Şerif Bey, burada bizim, siz tabii bir şey ben aslında tam çok güzel bir yerden başlamak istiyorum. Daha doğrusu Kamil Bey'den alarak. İşte umut. Umut çok önemli bir şey. Umudunuzun kırıldığı anlarda size yardımcı olabilecek en önemli enstrümanlardan bir tanesi sanat. Çok kaba tabiriyle işte çok işte gamlandığınız zaman, işte üzüldüğünüz zaman hani bir şarkı tüttür dersiniz karşınızdakine veya bir şarkı söyleyelim de keyiflenelim falan dersiniz. Ondan yola çıkarak aslında sanat gerçekten çok önemli, umut beslemek için, geleceğe daha umutlu bakmak için. Bilmiyorum, büyük bir tesadüf olsa gerek. Şimdi tabii tek kişilik ve iki kişilik oyunları konuşuyoruz. İkisi de, iki oyunda İstanbul dışında, birisi Bursa'da, birisi Konya'da. Van'la ilgili konuştuk. Malum doğudaki konjonktür gereği savaşla neredeyse burun buruna yaşanan bir durum söz konusu. Deprem de yaşadılar bu arada, Kamil biliyor. Evet. Çok çetin koşullar çok var. Bina yıkılır gerçekten gibi çok oldu. Yani herhangi bir oyunun burada sahnelenmesi veya İstanbul gibi büyük metropollerde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde sahneye konmasından çok daha değerli benim için. Tabii. Konya'da tabii, olsun, Bursa'da bazı olsun. Bazı olanaksızlıklar var tabii, değil mi? Bazı sorunlar büyük şehirlerde, onları hemen çözebilirsiniz. Tabii. Bu büyük bir tesadüf yani. Hem tek kişilik, iki kişilik oyunun zorlukları çok. Tabii yani baştan sona kadar bir kişinin, seyircinin ilgisini dağıtmayıp sahneye odaklanmasını sağlaması veya iki kişinin gerçekten çok önemli ve dediğim gibi İstanbul dışında sahnelenmiş olması. Tesadüf dedim niye? Çünkü işin enteresan tarafı işte oyunda aslında bir tesadüfle başlıyor. Hiç kimsenin öyküsü. Burada bulunmamız da işte ne bileyim, Türkçeyi konuşuyoruz işte, Doğu'yu konuşuyoruz. Doğu'nun zorluklarını konuşuyoruz. Tabii tiyatro bu konuda insanı anlatan en önemli değerlerden bir tanesi. En önemlisi çok kısa sürede
çok şey anlatabilen bir sanat dalı. Bernard Russell, tabii dediğimiz gibi Bernard Russell'ın bir sözünü söylemek istiyorum. Savaşın kazananı olmaz dedik. Şey demişsiniz. Savaş kimin haklı kimin haksız olduğunu göstermez. Sadece kimin ölüp kimin sağ kalacağını gösterir. Yani aslında savaşta kazanan yoktur. Yok. Ben sözlerimi bu şekilde tamamlamak istiyorum. Gerçekten yine hem Kamil Bey'i hem Oktay Bey'i yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkarttıklarını biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulu önderimizin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Altı doldurulmuş halde bir söz. Yani özde bir söz. Sözde değil. Yurtta sulh, cihanda sulh. En önemli şeylerden bir tanesi. Herkesin barış içinde yaşamasını arzulamak yetmiyor. Bunun için çaba sarf etmek gerekiyor. Bu minvalde beni de bu programınıza davet ettiğiniz için büyük nezaket gösterdiniz. Çok iyi program olduğunu biliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız devam ediyor. Çok teşekkürler. Ediyorum. Son kaç dakikanın içindeyiz? 2 ya da 3 dakika olması lazım. Son 3 dakika. Gülgün Hanım. Buyurun, size söz vereceğim şimdi Sayın Oktay Korunan. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten Anadolu'da perde açan ve Devlet Tiyatrosu gibi Türkçenin olabildiğince en üst düzeyde kullanılması için çaba sarf eden, ulusal ve uluslararası edebi tiyatro eserlerinin sahnelerinde imkan bulduğu ve çok kıymetli yetişmiş kadrolarıyla perde açtığı oyunları ya da onlardan ikisini burada konuşma fırsatı verdiğiniz için hem ulusal kanala hem Türkçeyi bu kadar mükemmel kullanan ve bizlerin pek çok noktada feyiz aldığımız, ışığınızdan faydalandığımız varlığınızla birlikte değerlenen Hayati Bey'e, Şerif Bey'e ve Kamil Bey'le birlikte bu programda birlikte hani kardeş olmanın yanında aynı zamanda Derivi Tiyatrosu çalışanı olarak da bu bir programda ilk defa bir araya geliyoruz. Ne güzel, büyük bir fırsatı verdiğiniz için. Bence. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir anıya hizmet etti program. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umuyorum çok daha sanatlı günlerde ve ülkenin aydınlık geleceğine bir adım daha atmak noktasında gayretli oluruz. Estetik günlerde, ışıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Ne güzel, estetik ve ışıklı günlerde. Peki o zaman Sayın Kamil Korunan, bu dakikalarda size söz verelim. Sonra da veda edelim yavaş yavaş, değil mi Hayati Bey? Evet, yani böyle değerli hocalarımın yanında bana pek fazla söz düşmez diye düşünüyorum. Çünkü hepsini söylediler. Ben sanat insanı iyileştirir. Öyle. Onun için sanattan uzak kalmayalım. Büyük ve, besin. Evet. Evet. Her zaman sanat diyorum. Ve beni davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Asıl Yazıcı, son bir dakika içine girmiş efendim, olduğunuzu ben, hatırlatayım. Türk tiyatrosuna hizmeti geçenlerin, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, özel tiyatrolar, Türk tiyatrosuna emeği geçen bütün çalışanlara başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Biz bu programda elimizden geldiğince herkese yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü o emekler boşa gitmesin. İşte burada değerlendirilsin. Gazete köşelerimizde değerlendirilsin istiyoruz. Ayrıca bugün Nazım Hikmet, dünyaca ünlü büyük şairimizin, Türkçemizin, dilimizin ustası Nazım Hikmet'in doğumunun 116. yılı. Onu da saygı ve özlemle anıyoruz. Çünkü ülkemizden onu ayrı tuttuk ve aramızda, ama her zaman o aramızda yaşayan büyük bir edebiyat insanı, büyük bir sanat adamı, onu her zaman anıyoruz ve saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Işıklar içinde yatsın. Evet, ışıklar içinde uyusun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki geldiniz, sağ olunuz. Değerli izleyicilerimiz, biraz sonra Umut Tezerer'in sunumuyla Nutuk gelecek ekrana. Saat 18.30'da.
Teoman Ali'nin sunumuyla ana haber bültenimiz var. Yarınsa 16'da Kıbrıs'ı konuşacağız. Sayın Hasan Taş burada olacak, Kıbrıs araştırmacısı. Ama telefon konuklarımız olacak. Ulusal kanaldan ayrılmayın diyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel günler sizin olsun. Biz Sayın Asıl Yazıcı'yla birlikte buradan ödülümüzü almaya gidiyoruz. Çünkü bu programımız en iyi sanat programı seçildi. Haftaya da ödülümüzle karşınızda olacağız. Yarına dek esen kalın. Ertesi gün heyeti temsiliye namına da aynı mealde uzun bir telgrafla teskin ve tatmine çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi'ye de dolaylı olarak bir telgraf verildi. Kolordu kumandanına da icabı gibi yazıldı. Rasim Bey'e de müsterih olması için bizzat yazdım. Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine 20 Ağustos 1919 saat 1 sonra. Verdiğiniz malumata ve yüksek fikirlerinize hassaten teşekkür arz ederim. Monsieur Bruno ve arkadaşlarının tehdit makamında vuku bulan ifadelerini tamamen blöf olarak telakki ederim. Sivas Kongresi'nin toplanması yeni bir mesele olmayıp aylarca önce dünyaca malum olmuş bir teşebbüstür. Gariptir ki İstanbul'da bulunan selahiyettar Fransız siyasi ricalinin de acizlerine gönderdikleri haberler, Anadolu'da millet tarafından vuku bulunmakta olan teşebbüslerin pek haklı ve meşru olduğu ve milletimizin talepleri kendilerine açık olarak bildirildiği takdirde iyi karşılayacaklarına ve tatbikini üstleneceklerine dair şimdiden yazılı teminat vermeye hazır oldukları merkezindedir. Monsieur Bruno'nun ikinci mülakatta lisan değiştirmesi ve mülayimleşmesi acizlerini kazanmaya yönelik olsa gerektir. Fransızlar tarafından binbaşı Bruno'nun dediği gibi 5-10 günde Sivas'ın işgali o kadar kolay bir şey değildir. Devletlilerin hatırında olsa gerektir ki İngilizler bu husustaki tehditlerinde daha ileri giderek Batum'daki askerlerinin Samsun'a çıkarılmasına karar verdiler ve hatta yalnız bendenizi tehdit için bir tabur dahi çıkardılar. Fakat bu teşebbüse karşı milletin kuvvetli bir azim ve iman ve ateşle karşılık vereceği hakikati kendilerince tahakkuk ettikten sonra hem kararlarından vazgeçmeye ve hem de Samsun'a çıkarmış oldukları askerleriyle beraber orada bulunan taburu nakletmeye mecbur olmuşlardır. Sivas Kongresi'nde söz konusu olacak hususlar Erzurum Kongresi beyannamesi muhteviyatından kolaylıkla çıkarılacağına göre kongrede itilaf devletleri aleyhinde tahriklerde bulunmak gibi maksatlar katiyen mevcut değildir. Burada şunu da arz edeyim ki, bendeniz ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin sahip çıkmasına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.